1879 yılında doğan Hüda Şerabi, 13 yaşında kuzeni Ali Paşa ile evlendi. Margaret Bedren'a göre kocasından bir süre ayrı kalması ona eğitimini ilerletmenin yanı sıra özgürlüğün umulmadık lezzetini tatma şansı vermişti. Kur'an okumayı Kahire'deki kadın öğretmenler tarafından öğrenen Şerabi, Kur'an Arapçası ve İslami konularda da dersler aldı. Şerabi hem Arapça hem de Fransızca şiirler yazdı. Daha sonra erken yaşantısını anlattığı Anılarım adlı kitabı yazdı. O dönem Mısır'da kadınlar ya eve ya da hareme hapsolmuş bir sistemin parçasıydı. Zamanın Mısır'ında da birçok ülkede olduğu gibi kadınlar üzerinde sürekli bir erkek hegemonyası etkindi. Hüda Şerabi de kadınlar üzerinde kurulan baskılardan rahatsızdı ve kadınlara onların ilgi duyduğu konularda dersler vermeye başladı. Bu dersler birçok kadının halk içine çıkmasını sağladı. Hüda Şerabi bu kadınları ikna ederek toplumun yaşam kalitesini arttırmak ve fakir Mısırlı kadınları desteklemek için para topladı. 1910 yılında bir okul açarak kadınlara ev hanımlığı yerine akademik dersler vermeye başladı. Eşinin ölümünden sonra kadın haklarına ve kadın hakları mücadelesine kendisini daha fazla adayan Hüda Şerabi, Mısırlı kadınların dünya medeniyetindeki yerini alması için birçok çaba sarf etti. Genç bir kadınken dahi satın aldığı kıyafetleri eve gönderten hısımlarının aksine, İskenderiye'de bir giyim mağazasına gidip kendi alışverişini yapardı. 1909'da bir kadın sosyal hizmet kuruluşunun, 1914'te Mısırlı Kadınlar Entelektüel Birliği'nin yönetilmesinde Muhammed Ali'ye yardımcı olmuştur. Aynı yıl ilk defa Avrupa'ya seyahat etmiştir. 1919 Mısır devrimi sırasında ilk kadın yürüyüşlerinin düzenlenmesinde rol oynamış ve kendi partisinin Merkez Kadın Kurulu'nun başkanı seçilmiştir. Kadınlarla evinde sürekli toplantılar yapmış ve buradan Mısır Feminist Birliği doğmuştur. 1925'te davasının yayılması için iki haftada bir çıkan L'Ekip Egypt dergisini yayınlamaya başlamıştır. 12. Uluslararası Kadın Konferansı 18 Nisan 1935 yılında İstanbul'da yapıldı. Hüda Şerabi 12 kadının başkanı olarak katıldı bu konferansa. Bu konferansta Atatürk'ü rol model olarak kabul eden Hüda Şerabi, Uluslararası Kadın Birliği'nin başkan yardımcısı seçildi. Hüda Şerabi, Atatürk'le görüşmesini anılarında şöyle anlatır. İstanbul'daki konferansın sonunda Türkiye'nin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün düzenlediği bir kutlamaya davet edildik. Makamının yanındaki salonda davetli delegeler bir yarım daire oluşturacak şekilde bekliyordu. Kısa bir süre sonra kapı açıldı ve Atatürk etrafında bir görkem ve azamet haresiyle içeri girdi. Sıra bana geldiğinde ise çevirmen olmaksızın doğrudan onunla konuştum. Doğulu bir Müslüman kadının uluslararası kadınlar sözcüsü olarak bulunduğu ve Türkçe konuşarak ona Türkiye'de yürüttüğü özgürleşme hareketi için Mısırlı kadınlar adına teşekkür ettiği benzersiz bir andı. Ona şöyle dedim. Doğunun bütün ülkelerini özgürleşmeye ve kadın haklarını talep etmeye teşvik ettiniz. Türkler size Atatürk, yani Türklerin babası ismini verdiler. Ben ise size Ataşark, yani şarkın babası demek istiyorum. Atatürk ise bana bu güzel vecizelerden ötürü teşekkür etti. Ben de sayın cenaplarından L'Ekip Egypt dergisinde yayınlanmak üzere bir resim istedim.